Cuma günü Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen 16 yaşındaki Eren'in baba ocağına taziye ziyaretleri sürüyor. Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş de şehit Eren'in ailesini ziyaret etti. Keleş, Erenler olduğu sürece bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler ve ebediyen kardeşliğimizi bozamayacaklar dedi. Eren Bülbül'e kırşın sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine o şerefsiz teröristleri üzerimize salan alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşağılık hainler emellerine asla nail olamayacak. Başbakan Binali Yıldırım bu sözlerle andı Trabzon'da teröristlerin şehit ettiği 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü. Onun sosyal medyada biri de çıkıp "iyi ki varsın Eren" demiyor şeklindeki sistemine neden olan ifadeleri tekrarladı. Emin ol ki Türkiye'yi ve dünyayı onların başına dar edeceğiz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren. Teröristleri ve bulundukları yeri jandarmaya ihbar etmiş, hatta güvenlik güçlerine teröristlerin yerlerini bizzat göstermek isterken şehit olmuştu Eren. Ailesinin Maçka'daki baba ocağına taziye ziyaretleri sürüyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, Erenler olduğu sürece bu şehit kanıyla sulanmış olan bu topraklarda bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler ve ebediyen inşallah kardeşliğimizi bozamayacaklar. Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, şehit Eren'in Su Kenarı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret ederek şehit ailesine başsağlığı diledi. Aynen Uhud'da Musab İbni Umeyr nasıl bir vazife yerine getirdiyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için Eren'in yaptığı vazife de öyle büyük bir vazife. Onun için şuna inanıyoruz. Eren de inşallah Musab İbni Umeyr radıyallahu anh'in komşusu olacaktır. Trabzon İl Müftülüğü personelinin de katıldığı taziyede şehit Eren için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Eren Bülbül, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisiydi. Okulunun adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Mehmetçik de Eren'i unutmadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, teröristlerin bulunduğu dağlık alana üzerinde "İyi ki varsın Eren Bülbül" Dağlıca yazılı fırtına obüs mermileriyle ateş açtı.